Sevgili izleyenler, yeniden futbola, Süper Lig'e dönüyoruz. Süper Lig'in 17. haftasında biraz önce tamamlanan karşılaşmada Trabzonspor Göztepe'yi tek gole mağlup etmeyi başardı. Şimdi kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. Hem A Spor muhabiri Yunus Emre Sel var, hem de yanında konuğu Hamdi Aslan var. Sözü onlara bırakalım mücadele sonrasındaki değerlendirmeler için. Teşekkürler Sinem. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti ve Abdullah Avcı geldikten sonra yakaladığı çıkışa bir yenisini ekledi. Hocam, maç içerisinde çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi ama son dakikalarda Göztepe beraberliği de yakalayabilirdi. Öncelikle 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz? Tabii çok farklı iki tane yarı izledik. Yani oyunun ilk yarı bölümüne bakıldığı zaman oyun Göztepe performansından dolayı yani oyunun büyük bir bölü yani oyunun bütünü Trabzonspor'un kontrolünde ve ilk yarıdaki gibi gidecek gibi bir düşünce vardı. Çünkü çok tepkisiz bir Göztepe takımı vardı. Yani evet ikinci yarı oyun değişti ama yine ben izlediğimiz o Göztepe tepkisi, Göztepe o baskısını yaşayamadılar. Evet Trabzonspor'un kalesine geldiler ama çok net bir tane pozisyondan maçı bitirdiler ama tabii ki bu Trabzonspor'un iki yanında farklı bir oyun oynamasının problemini ortaya çıkarıyordu. Yani ilk yarı çok daha farklı oynayan bir Trabzonspor vardı. Yani Abdullah Hoca ile beraber burada belki rakip alanda çok baskı yapan, orada topu tutmaya çalışan, orada daha çok o pas kontrolünü yapan bir Trabzonspor vardı ki bu bence oyunun en güzel yanıydı ki ilk yarı çok keyifli geçti o anlamda. Tabii ki ikinci yarıdaki oyunu çok yavaşlatma biraz içerideki oyuncularla alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani Abdullah Hoca o oyunu bu kadar yavaş oynamalarından da bence çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bunu oyuncu değişiklikleriyle beraber farklılaştırmak istedi ama tabii ki çok oyuncu değişince içerideki oyun da biraz bozuldu. Ama Ekuban'ın öndeki, Vakayeme'nin öndeki oyunu biraz etkisiz olunca bence skor anlamında da Trabzonspor ister istemez biraz yani 1-0'la yetindi. Ama genele bakıldığı zaman kazanılmış bir maç olarak görmek gerekiyor. Yani bir istatistik bir periyot var, doğru giden bir periyot var. Yani bugün bazı oyuncular geriye dönüşleri oldu. Abdülkadir Parmağan uzun zamandan sonra yani oyunun büyük bir bölümünde bence çok katkılı oynadı. Yani Hüseyin'i, Hugo'yu aratmadı. Yani bakıldığı zaman bazı oyuncuların geriye dönüşü de Trabzonspor için bir avantajı. Caneni bence iyiye doğru gidiyor biraz. Fiziksel problemleri var. Ekuban'ı her zaman yani ben Trabzonspor'da ayrı bir yere koyuyorum. Yani genel olarak kazanılmış bir maç ama ikinci yarıdaki oyunda biraz sorgulanması gerekiyor. Hocam siz de söylediniz Ekuban'ı ayrı bir yere koyuyorum diye ama ona ayrı bir parantezde açmak gerekiyor. Yani 90 dakikada bitik tükenmez bilmeyen bir enerji, 90. dakikada bile savunmadan gelip çok çıkaran bir oyuncu. Ekuban Trabzonspor için ne anlam ifade ediyor sizce? Yani bu tip oyuncular belki yani bakıldığı zaman çok klas oyuncu gibi görünmüyor ama yani bugün sahada bugün herhalde 4 pozisyonda oynadığını pardon Vakayeme'nin bölgesine de az gitti ama 4 pozisyonda oynayıp o 4 pozisyonda da oyuna katkı yapmaya çalışan bir oyuncu görüntü içerisindeydi. Yani kornerden top çıkarıp kendi sahasında 60 metre rakibi de kovalayabilecek kadar oyunu seviyor, oyun isteği var, oyun arzusu var. Yani bence şu an en öndeki en keyifli oyuncu. Tabii ki Vakayeme'nin de performansıyla beraber Ekuban'ın performansı daha çok artıyor. Can'ın de buna katkı yapacak. Ben inanıyorum ki orta saha düzelirse her şey çok daha farklı olacak ama yani Ekuban'ın coşkusu diğer oyunculara da bence çok büyük katkı yapıyor. Abdullah Hoca da maçtan sonra buna benzer bir açıklama yaptı. Oyunumuz her hafta daha da gelişiyor dedi. Şu anda kısa bir tatil yapma şansımız olacak dedi. Ve transferlerle birlikte daha da bir kimlik kazanabilecek takım dedi. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani tempo kazanmış bir aslında bir Trabzonspor vardı. Bunlar bazen devamlılık arz edip takıma bir güven ve bir oyunda bir farklılık yaratırdı. Yani bu dinlenmenin de muhakkak bir artık artısını yaşayacaklar diye düşünüyorum. Yani geriye dönüşleri bence yine bıraktıkları yerden olacağını düşünüyorum. Evet Abdullah Hoca çok doğru. Her hafta farklılaşan bir Trabzonspor. Sıkıcı olarak görünen bir Trabzonspor. Yani çok yavaş oynayan diye görülen bir Trabzonspor bakıldığı zaman son 2-3 haftada bir farklılık yaratabiliyor. Yani o yüzden ben dinlenme sonrası ligin ilk yarı periyodunu ben kaybetmeden bitirirler diye düşünüyorum. Bu da Trabzonspor için ikinci yarıya çok farklı bir bakış olacak. Yani herkesin Trabzonspor Galatasaray maçında ligi bitirdi demesini herhalde artık bu futbolun nasıl ve nasıl yorumlanması gerektiğini bugünkü futboldan gördük o. Hocam son olarak şunu soracağım. 9 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Abdullah Avcı Trabzonspor'un başına geldikten sonra ilk 8 haftadaki puan 3'e katlandı. Hatta daha fazla da geçildi.
Belki şu an bunu yorumlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama sezon başı Abdullah Hoca olsaydı farklı olur muydu diye insanlar düşünüyor ister istemez. Yani tabii ki yani en azından planlama farklı olacaktı. Belki oynayacak olduğu oyuncu kadrosu farklı olacaktı. Yani o tabii ki geriye dönüşünden daha ziyade başladığı yerden buraya ne kadar hangi pozisyonda hangi merdivenleri atlayarak geldiğini aslında konuşmak gerekiyor. Abdullah Hoca o eksi 7 haftalık bölümden çok rahatsızlık duymuyor Yunus. Bu bir teknik adamı için bence çok farklı bir yapı. O anlamda yani Abdullah Hoca'yı kutlamak gerekiyor. Bize farklı bir şeyler öğretti. Ne düşünüyorum bu anlamda. Dedi geldiği günde dedi belki Trabzon'da futbol coşkulu oynanıyor ama daha sabırlı olacağız. O zamana da biraz daha var o coşkulu oyuna. O yüzden bence o 7 haftayı kayıp olarak görmeyelim. Bence 7 haftadan sonrasındaki şu anki pozisyonun bence en azından gidişatın çok iyi olduğunu diyebilelim. Ve gelecek planlaması ile ilgili bence çok daha doğru ve sakin kararlar alabilecek noktadayız. Hocam ağzınıza sağlık. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Evet, Hamdi Aslan'ın görüşleri de bu şekildeydi Sinem. Biz sözü yeniden Trabzon'dan size bırakalım. Kutlama yapıyor. Yanılmıyorsam 600'e yakın pas yapmışız. Yani neredeyse bu da Göztepe'nin pas oranının 2 katına falan yakın. Bunlar tabii hani bunu güzelleştiren, seyir zevkini artıran ögeler. Ama ilerleyen haftalarda her şey çok daha bütün taşlar yerli yerine oturacak. Ama netice itibariyle 1-0, 3 puan. Başkanım tabii transfer sezonunda resmi olarak başlattığınız Gençler Birliği'nden Berat kadroya katıldı. Önemli genç bir isim. Bu noktada bundan sonraki süreç için özellikle kamuoyunda konuşulan konu iyi bir 8 numara ve kanat oyununu oynayabilecek bir oyuncu takviyesi arayışları olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz transfer gelişmeleriyle ilgili? Bu konuyla alakalı olarak şunu söyleyeyim. Hani hocanın talepleri doğrultusunda hocanın belirlemiş olduğu isimler var. Biz onlarla görüşüyoruz. Yani kamuoyu bilmiyorum tabii. Farklı bakıp farklı değerlendiriyor olabilir. Berat da netice itibariyle yani geçen sene Haziran ayından beri yani görüşme halinde olduğumuz, hatta bu Ağustos döneminde yani transferini gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir oyuncuydu. Hoca da geldikten sonra belirlemiş olduğu isimlerden birisi de oydu. Direkt isimlerden birisi oydu. Biraz belki sıkıntılı bir süreç yaşadık ama netice itibariyle siz de biliyorsunuz işte dün akşam hem Berat'la hem Kulübü ile anlaşarak Berat'ı kadromuza kattık. Bundan sonra bir iki oyuncu daha. Başkanım süreç, Enzo Perez. Süreç neyi gösterir onu bilemiyorum ama yani bir iki oyuncu daha şu anda temas halinde olduğumuz bir iki oyuncu var. Şu isimlere takılıp kalmanız size çok büyük zarar veriyor. Bunu net söyleyeyim. Özellikle sen Hasan. Yani bu konuda çok hassas olmamız lazım. Ve Berat'ın transferinde de çok ciddi sıkıntıya girdik. Çok ciddi problemler yaşadık. İsimleri öne attığınız zaman belki sizleri izleyenler tarafından, sizleri takip edenler tarafından beğeni topluyor olabilirsiniz. Ama bizim işimizi çok ciddi zora sokuyorsunuz. Onun için lütfen isim telaffuz etmeyin. Ama transferle alakalı olarak soracağınız soru da varsa onun yani o sorunun şeyi ben değilim yani. Hocanın belirlemiş olduğu, sadece size söyleyeceğim benim, hocanın belirlemiş olduğu isimlerle şu anda temas halindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini zannetmiyorum. 4 günlük izin var sanıyoruz başkanım. Galibiyet primi böyle açıklanmıştı Abdullah Hoca tarafından. Takım 4 gün izne ayrılacak sanıyorum.